Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle özel dörtgenlerden dikdörtgen konusunu işleyeceğiz. Bu dikdörtgen konusuyla ilgili arkadaşlar, dikdörtgen ve kare hatta bu ikisiyle ilgili hemen hemen her yıl muhakkak sınavda soru gelir. Ya dikdörtgenden soru gelir ya kareden soru gelir. Bazı yıllar ikisi beraber sorulur. Yani önemlidir kesin soru gelen banko soru gelen konulardan bir tanesi burasıdır arkadaşlar. Aşağı yukarı şimdi ilk önce dikdörtgenle başlayacağız. Bir 49-50 adet sorum var. Muhtemelen iki parça halinde olacak. İlk dersimizde böyle standart sorular. İkinci dersimizde de biraz daha yeni nesil katlamalı şekilde sorulara bakacağız. Özel dörtgenlerin arkadaşlar aslında bakarsanız pek bir özellikleri yok. Yani genelde bunlar sırtlarını üçgene dayamışlardır. Üçgenin özelliklerini kullanırlar. Şimdi ilk önce bir dikdörtgeni tanımlarsak, dikdörtgen arkadaşlar aslında bir paralel kenar. Şöyle tanımlayalım. Tüm açıları 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Aslında bu tanım bize şunu söylüyor. Dikdörtgen diyor bir paralel kenardır diyor. O zaman paralel kenara ait olan bütün özellikleri dikdörtgenin ne yapması lazım? Taşıması lazım. Paralel kenara ait olan bütün özellikleri dikdörtgen ne yapmak zorunda arkadaşlar? Taşımak zorunda. Şimdi şöyle bir tane dikdörtgen çizelim şuraya. Şimdi bu paralel kenarsa eğer, paralel kenarda ne oluyordu? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. O zaman ben buraya x birim dersem, burası da x birim. Buraya y birim dersek, burası da yine ne olacak arkadaşlar? Y birim olacak. Bütün açıları kaçar dereceymiş? Bütün açıları da 90 derece. Şu açıların her biri de 90'ar derece. O zaman ben buradan çevresini bulabilirim. Çevre. Şunlara bir harf verelim. Genelde D, C, B, A ters yönde isimlendirilir. Çevre ne olur? 2 tane X artı Y olur. 2 tane X var, 2 tane Y var. Dolayısıyla çevresi 2 tane X artı Y olur. Alan nedir arkadaşlar? Alan da X çarpı Y olur. Dikdörtgenin çevresi 2 tane X artı Y. Alanı ise X çarpı Y şeklindedir. Şimdi dörtgenler konusunda arkadaşlar önemli olan durumlardan biri bu dörtgenlerin köşegenlerinin durumudur. Dörtgenin köşegenlerinin nasıl bir hal aldı? Sorularda çok sık kullanılır. Şimdi bakalım acaba bu dikdörtgenin köşegenleri ile ilgili neler söyleyebiliriz? Yine bir dikdörtgen çizdik. Şu köşegenlerinden birincisi, şu da köşegenlerimden ikincisi olsun. Şimdi arkadaşlarım bakınız. Bir kere bu dikdörtgen paralel kenar ya, şu karşılıklı kenarlar ne? Birbirine paralel ve eşit. Yani burası x ise burası x. O zaman şurada bir kelebek oldu değil mi? Ya da kum saati ne dersiniz? Bu kelebekteki benzerlik oranı birebir değil mi? Evet, birebir. O zaman şu parçayla şu parçanın ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit. Peki şu köşe açıları 90'ar derece miydi? Evet, her biri 90'lı. O zaman şurada bir muhteşem üçlü oldu mu? Muhteşem üçlüde ne oluyor? 90 dereceden kenar ortay gelirse kenar ortayın uzunluğu bu ayırdığı parçaların uzunluklarına eşitti. Benzer şekilde burada da muhteşem üçlü oldu. Demek ki arkadaşlar bir dikdörtgende köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit. Şöyle yazarsak DC BA şeklinde. Şurası da E noktası olsun. Köşegen uzunlukları birbirine eşit. Yani AC köşegenin uzunluğuyla arkadaşlar BD köşegenin uzunluğu birbirine eşit. Yine bu köşegenlerin kesiştiği E noktasına göre ayrılmış olan dört parçanın uzunluğu da eşit. Yani AE eşittir EC'ye. O eşittir BD'ye. O da eşittir DE'ye. Hem köşegenlerin uzunlukları eşit, hem de bu köşegenlerin kesiştiği noktaya göre ayrılmış olan dört parçanın uzunluğu da ne arkadaşlarım? Eşit. Şimdi bir başka durum, sorularda sıkça kullanacağınız, karşınıza çıkacak olan şeylerden biri de şudur arkadaşlar. Şimdi elimizde bir dikdörtgen var. Elimizde bir dikdörtgen var şöyle.
Dikdörtgenin köşegenlerinden bir tanesi çizilmiş arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin köşegenlerinden bir tanesini çizerseniz iki tane eş üçgen oluşur burada. Şuradan buraya bir dikme indirilmiş, buradan da buraya bir dikme indirilmiş. Yani iki tane de böyle dik üçgen oluşturulmuş. Şimdi bakalım beraber. Şurası 90. Şurası 90. Şu parçaların uzunlukları ne arkadaşlar? Birbirine eşit. Şu köşeler de yine dikdörtgen olduğundan 90'ar derece. Her biri 90, 90. Şimdi şuradan başlasam. Buraya alfa desem. Burası beta. Beta 90 alfa. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna göre alfa ise burası beta. 90 beta ise alfa. Alfa ise beta. Şurası 90 alfa ve beta. Şimdi bakın dikkat ederseniz buradaki üçgenin açıları da alfa beta 90. Buradaki üçgenin açıları da alfa beta 90. İkisinde de 90'ın karşısında iki çizgi olduğu için şu üçgenle şu üçgen eş üçgenlerdir. Dolayısıyla burada beta'nın karşısına kalan parçayla burada beta'nın karşısına kalan parçanın uzunlukları nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani şu parçayla şu parça birbirine ne olacak? Eşit uzunlukta olacak. Benzer şekilde arkadaşlar eş üçgenlerden dolayı mesela şu parçayla da şu parça birbirine eşittir. Buradaki oluşmuş olan üçgenler eş üçgendir. Daha da önemlisi bakın arkadaşlar burada dikdörtgen sorularının içerisinde çok fazla ne çıkar karşınıza? Öklit çıkar. Mesela şu an bu şekilde var öklit. Niye var? Burası 90 derece. Ben dikten dik indirdiğim için ne var arkadaşlar? Öklit var. Bu dikdörtgen sorularında yine ne yapmayacağız? Öklit'i unutmayacağız. 90 derece çok fazla olduğu için eşliği, benzerliği unutmayacağız. Sorularda eşlik, benzerlik çok fazla karşımıza çıkacak. Şimdi yine arkadaşlar bir başka özellikten daha bahsedelim. Aslında çok önemli bir özellik değil ama kitaplarda burayla ilgili çok soru sorulduğu için bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi elimde bir dikdörtgen var. Şöyle. Dikdörtgenin içerisindeki herhangi bir noktayı dört köşeyle birleştiriyorum böyle. Dört köşeyle birleştirdik. Şu uzunluklar işte ne olsun? Şurası x birim olsun. Burası y birim olsun. Burası z birim olsun. Burası da t birim olsun. Bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin içerisinden bir p noktası aldık. DC BA ve bu p noktasını dört köşeyle birleştirdik. Bu köşelerin uzunlukları da x birim, y birim, z birim ve t birim oldu. Şimdi bu x, y, z, t arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bakın arkadaşlar. Normalde kural şu. P'ye göre çapraz olan köşeleri olan uzaklıkların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani x kare artı z kare, y kare artı t kare de kuralın sebebi ne onu gösterelim. Şimdi eğer siz şuradan gelip şöyle bir dikme indirirseniz arkadaşlar dikmeyi indirdiğiniz zaman şurası A birim olsun, burası B birim. Benzer şekilde burası A birim, burası B birim. Şimdi ne oluyordu bu tür sorularda? Üçgende söylemiştik. Eğer sırt sırta vermiş iki tane dik üçgen varsa buradaki gibi. Hipotenüslerin farkı neyse şu dik kenarların farkı da oydu. Yani y kare eksi x kare neyse b kare eksi a kare de o. Bunu nereden buluyoruz arkadaşlar? Şu aradaki uzunluğa haş der, sağda solda Pisagor yapıp haşları yok ederseniz bu çıkıyor. Aşağıda da o zaman ne diyeceğim? Z kare eksi t kare neyse b kare eksi a kare o. B kare eksi a kareler eşit olduğuna göre ne diyeceğiz o zaman? Y kare eksi x kare z kare eksi t kareye eşit. T'yi bu tarafa, z'yi bu tarafa atarsak da y kare artı t kare eşittir z kare artı x kare olur. Bak çapraz olanlar x ile z'nin kareleri toplamı y ile
T'nin kareleri toplamı ne çıktı? Birbirine eşit çıktı. Dikdörtgenin içinden bir nokta aldım. Köşelerle birleştirdim. Çapraz olan köşeleri olan uzaklıkların kareleri toplamı eşit çıktı. Tabii bu noktayı arkadaşlar illa içinden almak zorunda değilsiniz. Dikdörtgenin dışından da nokta alsanız, yani şöyle de alsak noktayı. Bunu da göstereyim bari. Bakın noktayı bu sefer buradan aldım. Yine köşelerle birleştiriyorum. Şuraları yine bir isimlendirelim. Şu noktamız arkadaşlar P noktası olsun. D, C, B, A, X, Y, Z, T dersek yine benzer şekilde arkadaşlar şu P'ye göre çapraz olanlar yani D ile B, A ile C kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani X kare artı Z kare, Y kare artı T kare eşittir. Bunun da ispatını benzer şekilde arkadaşlar bu sefer şuradan şöyle bir dikme çizerseniz. Şöyle. Dikmeyi çizdikten sonra işte şu parçalara AB dersem, şuralarda yine AB olacak. Bir yukarıdaki üçgende, bir de şuradaki üçgende. Yukarıda yaptığımızın aynısını yaparsanız bu eşitliği elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, dikdörtgenle ilgili genel olarak bilmeniz gereken özellikler bunlar ama şey bir hatırlatmak istiyorum. Öklit bağıntılarını, çünkü sorularda en fazla öklit bağıntılarını kullanacağız. Şuraya bir daha bir hatırlatayım unutan arkadaşlar için. Özellikle bir tane bağıntıyı çoğu arkadaşımız bilmiyor ama sorularda çok sık kullanılır. Onu da bilmeyenler için tekrar etmiş olalım. Şimdi bir kere Öklit üçgeninde ne olacaktı arkadaşlar? Dikten dik inecekti. Yani elimizde bir dik üçgen var. Burada dikten yeni bir dik indirilmiş olacaktı. Aslında Öklit bağıntılarının hepsi benzerlikten ispatlanabiliyor ama şu an ispatlarını göstermeden direkt bağıntıyı yazacağım çünkü dik üçgen dersinde zaten bunların ispatlarını göstermiştim. Şurası B, şurası C, şurası P, şurası K, burası H olmak üzere. En önemli bağıntı yükseklik. Neydi? H kare P çarpı K. Yani yüksekliğin karesi ayırdığı iki parçanın çarpımına neydi arkadaşlar? Eşitti. Buna yükseklik bağıntısı diyorduk. Ondan sonra yan kenarları bulduran bağıntılar vardı. Neydi? B'nin karesi kendi tarafındaki parçayla tamamının çarpımına eşitti. Yani K kere P artı K. Benzer şekilde C'nin karesi kendi tarafındaki parçayla yani P ile tamamının çarpımına eşit. Yine P artı K. Şimdi bak bu ikisini oranlarsanız şöyle bir sonuç çıkar arkadaşlar. Oranladığınızda şu P artı K'lar gidince B karenin C kareye oranı neyse K'nın P'ye oranında o çıkar. Yani Öklit üçgeninde arkadaşlar tabanlar şu P ile K yan kenarların kareleriyle orantılıdır. Ne demek istiyorsun hocam? Mesela şöyle bir Öklit üçgeni varsa atıyorum şurası 2 birim, şurası 3 birim. Bu tabanlar 2'nin karesi 4K, 3'ün karesi 9K. Yan kenarların kareleriyle orantılıdır. Bunu unutmayalım. Bir de arkadaşlar alandan gelen bir bağıntı vardı. Şu uzunluğun tamamına A dersek A ile H'in çarpımı B ile C'nin çarpımına eşitti. Bunlar da Öklit bağıntılarıydı. Sorularda arkadaşlar bunları da zaman zaman ne yapmamız gerekecek? Kullanmamız gerekecek. Evet. Şimdi şöyle geldik sorulara. Bakalım ne tür sorular var? Şimdi ilk sorumuz ne diyor? ABCD dikdörtgen. AD ile AE birbirine eşit. DE ile EC birbirine eşit. O eşitlikler gösterilmiş. Şimdi bak, burada senin bildiğin başka bir eşitlik varsa hemen onları yazacaksın. Şekilli sorularda en önemlisi budur. Bu dikdörtgense bir kere karşılıklı kenarlar eşit. Yani şu da ne? İki çizgi. Ayrıca şu açılar 90 derece olduğuna göre şuradaki açının kaç derece olması lazım? 50 derece. Şimdi dikkat buyurursanız arkadaşlar şuradaki üçgen nasıl üçgen? İkizkenar üçgen. Yani sen buraya x dersen
şu x. Peki buna y dersem şurası ne olacak? Bakın biraz önce bahsettiğim özellik. Dedim ki içinden bir nokta alırsanız çapraz köşelerin kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani burası x kare artı y kare ise buranın da x kare artı y kare olması lazım. Yani burası da ne? Y. Burası 40 derece ise ikizkenar üçgen oldu. Burası 40 oldu. Bakın şu y'ye iki çizgi demiştik. O zaman burası da iki çizgi. O zaman buradaki üçgen de ikizkenar. Tepesi 50 olan ikizkenarda taban açıları 65. 65. 40, 40, 80. O zaman burası 100. Burası 50, 90'lı ya. Buralar ne olacak o zaman? Yine 65, 65. Zaten şu taraftaki üçgenin aynısı. Şuranın toplamı 360. 65, 65, 130. 100 de burada 230. 360'a kaç derece eksik arkadaşlar? 360'a 130 derece eksik. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Şimdi şu şekli birazcık büyütelim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? ABCD dikdörtgen. AE ile DB uzunlukları birbirine eşitmiş. Onları bir aynı renkte gösterelim. Bakın DB burası. AE de burası. Bu iki uzunluk birbirine eşitmiş mavi ile çizdiklerimiz. AEC açısı 57 dereceymiş. Onu da yazdık. Şu açıda 57 derece. Verilenlere göre x açısı kaç derecedir? Şimdi bakın o mavi ile gösterdiğim iki uzunluğun gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için birbiriyle bir alakası yok. O zaman bu tür sorularda şuna bakacaksınız. Eğer verilen uzunluklar alakasızsa ya bir benzerlik sorusudur, eş üçgen çıkıyordur, onların ikisi aynı kenarı görüyordur. Ya da arkadaşlar bu iki eşit uzunluğa eşit olan üçüncü bir uzunluk vardır. Bunların arasındaki ilişkiyi o sağlıyordur ki o uzunluk burada nedir? Köşegendir. Niye? Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Yani şu mavi ise şu da yine nedir arkadaşlar? Mavidir. Bu soruda önemli olan buydu. Bu köşegeni çizmek. Şimdi dikkat edin. Şu üçgen artık nasıl üçgen oldu? İkizkenar üçgen. Burası 57 ise şuradaki açımız da yine kaç derece arkadaşlar? 57. 57, 57, 114. O zaman buraya kaç derece kaldı? 66 mı? 114, 120. Evet, 180. Burası 66 ise şurası 90 derece olacağına göre arkadaşlar buraya 24 derece kaldı. Dikdörtgenin şu 4 parçasının uzunluğu da köşegenlerin kesiştiği noktadan itibaren birbirine eşitti. O zaman burası 24 ise ikizkenar üçgen olduğu için x uzunluğu da yine arkadaşlar kaç birimdir? 24 birimdir diyoruz. Evet, bu sorumuzun çözümü de bu şekilde arkadaşlar. Devam ettik. Şunu aşağıya kaydıralım. Evet, üçüncü sorumuz yine dikdörtgenle ilgili bir açı sorusu. Aslında yukarıdaki soruya benziyor. AD ile AC ile DE uzunlukları eşitmiş. Yine bakın eşit olan uzunlukları gösterelim. AC ile DE. Gördüğünüz gibi yine bu AC ile DE arasında arkadaşlar bir ilişki yok. Ama şunu biliyoruz. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşit. O zaman ben diğer köşegeni çizeyim. Ben diğer köşegeni çizdiğim anda artık ne oldu arkadaşlar? Şurada bir ikizkenar üçgen oldu. Bakınız şu üçgen bir ikizkenar üçgen. Soruyu bana çözdürecek olan üçgen de buradaki ikizkenar üçgen. Bir kere dikdörtgende şu parça, şu parça, şu parça, şu parça. Dört parça eşit. Yani burası 70 ise burası 70. Şuralar 20'şer derece. 90'lı ya. 20. 20. Bura 20 ise benzer şekilde şu parça da 20 ikizkenardan. 50 idi tamam. Buraya kaç kaldı? 30. Bir ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 30 derece. Tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgende taban açıları kaçar dereceydi arkadaşlar? 75'er dereceydi. O zaman bize sorulan alfa açısının ölçüsü de 75 derece oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, devam ettik. Geldik buradan diğer sorumuza. Ne demiş? ABCD bir dikdörtgen.
E köşegenlerin kesim noktası. FDE'de bir eşkenar üçgenmiş. Verilenlere göre x açısının ölçüsü kaç derece? Şimdi bir kere bu dikdörtgense şu köşegenlerin kesim noktasıysa bu parça, bu parça, bu parça, bu parça eşit. Ayrıca arkadaşlar FDE eşkenar üçgense bunların her biri de iki çizgi. İki çizgi, iki çizgi, iki çizgi. Doğru mu? Şimdi burası 25 ise ikizkenardan burası 25. Tamamı 90 olduğuna göre burası 65. Benzer şekilde ikizkenardan 65. Şurası 25. Buradaki üçgen nasıl üçgen? Eşkenar. O zaman şuralar 35. 60 olması için. Şurası 60. Burası 60 derece oluyor arkadaşlar. Şurası 65, 65, 120, 130'dan 180 olması için 50. Burası 130. Şurası yine sağdaki üçgenin aynısı zaten arkadaşlar. 65, 65'ten 50. 50, 50, 100. 130 da burada 230. 60 da burada 290. 360'a kaç eksik? 70 derece eksik. Burası da 70. Buradaki üçgen ikizkenar. Tepesi 70 olan ikizkenar üçgende taban açıları kaçar derecedir? 55'e 55. Dolayısıyla x açısının ölçüsü de arkadaşlar 55 derece olarak bulunur. Evet, bu sorumuzun da çözümü bu şekildeydi. Devam ettik. 5. soruya geldik. Ne demiş? ABCD bir dikdörtgen. AD bir birim. AE iki birim. EB yine iki birim. Verilenlere göre x nedir? Hem dikdörtgen hem benzerlikte üçgenle alakalı bir soru. Şimdi burası 4 birimse karşı taraf 4 birim. Şurada bir kelebek ya da kum saati ne diyorsanız ondan var. Benzerlik oranı 2'ye 4 yani 1'e 2. Buraya sen x dersen şuraya ne demen lazım? 2x. Dikdörtgende açılar 90'ar derece. O zaman şu üçgende Pisagor yaparsam 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1 eşittir 3x'in karesi 9x kare. 5 eşittir 9x kareden. X kare eşittir 5 bölü 9. Kök dışına çıkarırsak da arkadaşlar x kök 5 bölü 3 birim olarak bulunmuş olur. Yine sınavda çıkmış basit bir soru. Devam ettik. 6 numaralı soru. Yine bir dikdörtgen var. Açı ortay verilmiş. Verilenlere göre diyor x nedir? Bir kere bu açı ortaysa 90'dı ya. Buralar kaç kaç? 45 45. 90. O zaman bura benzer şekilde 45. Burası 5 ise burası 5. Burası 3. Ters açıdan burası 45. Şurası 90. O dik. Bu dik. Bura 90. 90 45 45. Yani buradaki 45, 45, 93 en oldu. 3, 3, x dediğimiz uzunlukta 3 kök 2 birim olarak bulunur arkadaşlar. Ne vardı bu soruda da? 45, 45, 90 üçgeni vardı. Evet, şu tarafa geçelim. Buradan devam edelim bakalım. Bir diğer sorumuz. Şöyle aşağıdan yukarı doğru gidelim. Bir dikdörtgen verilmiş. 2 kök 5 birim var. Kök 5 birim var. Kök 26 birim var. Verilenlere göre AB nedir? Şimdi bir kere şurası kök 5. Burası 2 kök 5. Pisagor yaparsak şuraya da x diyeyim. Ne deriz arkadaşlar? X kare eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı 2 kök 5'in karesi 20. X kare eşittir. 25. X'i buradan kaç buluruz? 5. Şurası 5 birimmiş. Şimdi şurada 90 derece var ya. Diyorum ki ben bu dikten bir dik indirip bir öklit yapsam. Yani şuradan şöyle bir dik indirsek. Bu dikmeyi de şöyle uzatalım arkadaşlar. Dikmeyi indirdik. Burası 90. Şimdi biraz önce dersin başında özellikleri anlatırken dedim ki öklit üçgeninde şu yan kenarların oranıyla tabanlar orantılıydı ama kareleriyle. Yani şurada 1'e 2 oranı var ya. 1'e 2 oranı var. Tabanlarda karesi yani 1'e 4 oranı olacak. Yani sen buraya k dersen buraya 4k diyeceksin. Buranın tamamı 5 birimdi. O zaman burası 4 birim. Burası 1 birim. Şurada dikti. Pisagor yaparsam kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1. 5'ten 1 çıktı. 4. Demek ki buranın 4 olması için 2 olması lazım değil mi? Ya da şurada Öklid'den yap. 4 kere 1 4. Kimin karesi? 2'nin karesi. Burası 2 birimmiş. Güzel. Burası 1 ise burası 1. Şurada da bir daha Pisagor yapalım. Şuraya a dersek a kare artı 1 kök 26'nın karesine. Yani a kare artı 1 26'ya eşit. A kare 25'e.
Dolayısıyla A da 5'e eşit. Şu uzunluk da 5 birim. O zaman şuranın toplamı bakın 2 birim burada, 5 birim de burada, 7 birim oldu. Dolayısıyla AB dediğimiz uzunlukta kaç birim olur arkadaşlar? 7 birim olur. Evet, bu sorunun da çözümü bu şekildeydi. Evet, bir diğer soru. Mesela ilk baktığında ürkütecek tipteki sorulardan biridir. Bu öğrenci ilk baktığında ürkebilir ama basit bir işlem arkadaşlar. Bakın ne demiş? ABCD ile DEFK eş dikdörtgenlerdir. Eş dikdörtgen ne demek? Kenar uzunlukları aynı. Zaten açılar eşit olduğu için. Demek ki kısa kenarları 8, uzun kenarları 13. Yani şurası 8 ise burası yine ne olacak arkadaşlar? 8. Şurası 13. Burası 13. Bunun arkadaşlar bir sıkımlık canavar o da şu. Senin şuradan şurayı birleştirme. Burayı birleştirdiğin an soru biter. Niye biter? Bak şurada bir tane dik üçgen var. Burada bir tane dik üçgen var. Ve bu dik üçgenlerin hipotenüsleri aynı. Alttakine göre yazarsam x kare artı 8'in karesi 64. Üsttekine göre yazarsam 4'ün karesi 16 artı 13'ün karesi 169. Bunu bu tarafa attık. Şuradan 5 kaldı. 121. X kare 121 ise x uzunluğunda kaç birim buluruz arkadaşlar? X uzunluğunu da 11 birim olarak buluruz. Evet, devam ettik yukarıdan. Bir diğer sorumuz bu. Verilenlere göre diyor 6 var, 3 var, 1 var. Yanında yazanlardan eksik bir şey var mı? Yok. Verilenlere göre işte şey bulacağız. X uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bir kere şu açıortay var. Bu açıortay benim ne işime yarayacak? Değil mi? Ben buraya alfa dedim, buraya alfa dedik. Şimdi Z'den gitsek şurası 2 alfa olur ama o bir işime yaramaz. Benim işime yarayacak olan şey şu. Bak şu doğru böyle yarım kalmış. Şunu unutmayın. Bir kesenin bu bir kesendi. Bir kenarı hangi oranda böldüğü belliyse. 1'e 3 oranında bölmüş. Bu soruda arkadaşlar ya kelebek oluşturacaksınız ya talez. Şimdi ben bunu kelebek oluşturarak çözüyorum. Bak şunu uzattım. Benzer şekilde şunu da uzatınca burada ne oluştu? Bir tane kelebek oluştu. Ayrıca şurada bir de Z oldu bak. Z'den dolayı burası alfaysa burası alfa. Bak buradaki üçgen ikizkenar çıktı. Dikkat. Buradaki üçgen ikizkenar. Şimdi kelebeğin gereğini yapalım. 3'e ne gelmiş? 6. 1'e ne gelir o zaman arkadaşlar? 2 mi gelir? 2 katı. 3'ün 2 katı 6 gelmiş. 1'in 2 katı 2. Güzel. Şimdi burası x artı 2 mi oldu? İkizkenar üçgen olduğuna göre burası da x artı 2 mi? Şurası 4. Dikdörtgen olduğuna göre burası da 4. Burası 6. Dikdörtgen olduğuna göre burası da 6. X'i burada o zaman burası 6 eksi x. Şurası kaç derece? 90. Ne yapacağız? Şu üçgende Pisagor. Tabii her zaman da öyle haldır uldur Pisagor yazılmaz. Pisagor'u yazmadan önce acaba burada kenarlarına göre özel bir üçgen olabilir mi diye bir kontrol edilir. Bakın dörtlü bildiğim bir üçgen var. 3, 4, 5. O zaman 6 eksi x'in 3 olması için x'in yerine ne yazmam lazım? 3. Burası 3 olur. X yerine 3 yazarsam burası da 5 olur. Demek ki burada da 3, 4, 5 üçgeni varmış deriz. X 3'müş arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Bu sayfada kalmadı sorumuz. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi geldik diğer sayfadaki sorularımıza. Bunu yana da kaydıralım. Evet, 10 numara sorumuz. 10 numaralı sorumuz. Yine sınavda çıkmış bir soru arkadaşlar bu. Basit bir soru. Şimdi şu köşe 90 malumunuz. Açı ortay çizilmişse buralar kaç derece? 45'e 45. KT demiş AB'ye paralel. Yani bu şuralara paralel. O zaman ben bunu uzatsam. Şöyle. Burası 90. Paralel ya. Yöndeş açılardan şura 90'dı. Dolayısıyla burada 90 oldu. Bura 2 eşit parçaya ayrılmış. Yani 2, 2. Dolayısıyla bu tarafta 2, 2 olacak. Burası 45, 45, 90 üçgeni oldu. Bura 2 ise bura 2. Buranın tamamı 12 birim. Paralel eşit. İkisi buradaysa x'e de kaç birim kalır arkadaşlar? 10 birim kalır. Yine sınavda çıkmış basit bir soru. 11. sorumuz. Güzel bir soru yine arkadaşlar. Şekilde bir dikdörtgen verilmiş. Verilenlere göre bu dikdörtgende x dediğim uzunluk nedir diyor. Şimdi bir sorunun içerisinde arkadaşlar çok fazla
diklik varsa ilk şüpheleneceğiniz şey benzerliktir. Tabii dikten dik inme şartı hariç. Dikten dik iniyorsa ilk aklımıza Öklit gelir de. Onun dışında bir sorunun içerisinde çok sayıda 90 derecelik açı varsa aklımıza benzerlik gelmesi lazım. Şimdi bir kere bir Türk öğrencisi ilk ne yapar? Şurada 6 var, 8 var. Şuraya bir gelir onu yazar. İşine yarasın, yaramasın bunu yapar. Şimdi bu dikliklerden dolayı benzerlikten şüphelendim. Bir açıları isimlendiriyorum. Alfa dedim 90. Şurada beta var. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece oldu. Köşe 90 olduğuna göre beta burada alfa. Burası 90. 90 alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta şeklinde isimlendirme olayımızı bitirdik. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen. Üçü de alfa beta 90, alfa beta 90. İlk önce şu ikisine bir bakalım yukarıdakilere. Şimdi bak bununla buna bakıyorum. Bununla buna bakıyorum. 90'ın karşısında 10 var. Burada da 90'ın karşısında 10 var. Demek ki bu iki üçgen nasıl üçgen arkadaşlar? Eş. O zaman burada beta'nın karşısında 8 varsa burada da beta'nın karşısında ne olacak? 8. Burada alfa'nın karşısında 6 varsa burada da alfa'nın karşısında ne olacak? 6 olacak. Şimdi burası 10 birim. Karşısı da 10 birim olacak. 6 bura bulduk. O zaman buraya ne geldi? 4. Şimdi şu küçük üçgenle bu üçgenin benzerliğine bakalım arkadaşlar. Burada da ne olur? Beta'nın karşısında 8 var. Beta'nın karşısında 4 var. 8'e 4. Alfa'nın karşısında 6 var. Alfa'nın karşısında x var. 8'in yarısı 4. 6'nın yarısı x 3. Burada şu da geçerlidir arkadaşlar. Ayaktakilerin çarpımı oturanların çarpımına eşittir. Yani şu şekilde. Oradan da direkt yapabilirdiniz. Şu 90 ya. İşte ayakta dediklerim şunların çarpımı şu parçaların çarpımına eşittir. Yani 8 ile x'in çarpımı 6 ile 4'ün çarpımına eşittir. 6 kere 4 24. 8'e neyi çarparsam 24 eder. 3'ü x uzunluğunu buradan arkadaşlar 3 birim olarak bulmuş olduk. Evet, bir diğer sorumuz. Bu da ÖABT sınavında sorulmuştu. ABCD dikdörtgen dörtler var. Verilenlere göre x nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burası 4 ise karşı taraf da 4. 4'ü eşit paylaştıracağız. Buralar ne olacak arkadaşlar? 2'ye 2. Bu kadarını yaptık. Sonra şurası 90. Şurası 90. Ha şurada bakın ne var arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin neyi meşhur? Diki meşhur değil mi? Geldik tepeden. Bir dik indirdik. Şurası 90. Şimdi bu dikmeyi indirdiğimiz anda şu parçalar eşit oldu. Yani A'ya A. Şura 2A ise eşit olduğuna göre burada 2A. Şurada 90 var. Burada 90 var. Burada 90 var. Yine her taraf 90 kaynıyor. Benzerlik. Alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar şu üçgenle şu üçgenin arasında bir benzerlik kurabiliriz. Alfanın karşısında ne var? 2 var. Alfanın karşısında ne var? A var. 90'ın karşısında ne var? 4A var. 90'ın karşısında ne var? 4 var. Şu 4'ler giderse a kare 2 a'yı da kök 2 buluruz. A kök 2. A kök 2 ise şurası 4a olduğuna göre 4 kök 2. Şurası da x. Şurada bir Pisagor yaptım. X kare artı 4. 4 kök 2'nin karesi 32. X kare 28. X'i buradan 2 kök 7 birim olarak arkadaşlar bulmuş oluruz.